Çok teşekkürler. Şimdi ilaç fiyat düzenlemesi öne çekildi ama hala ilaç bulunamıyor anladığımız kadarıyla. Neden kriz devam ediyor? Şimdi öncelikle böyle bir imkan tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Çünkü insanlar halen daha ilacına ulaşamıyor ve bu ilaca ulaşamamaktan sorumlu olarak ilk etapta bizlerle muhatap olduğu için tepkilerini bize yansıtıyorlar. Eczacı olarak bu konudan çok muzdaribiz. Şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz Türkiye'de ilaç fiyatları Sağlık Bakanlığı'nca ilaç fiyat kararnamesine göre senede bir defa Şubat ayında güncelleniyordu. Güncellemeyi bu sene biraz daha öne çekti bakanlık. Çünkü Avro kurumda, ilaç fiyatının belirlenmesinde kullanılan Avro kurumda ciddi bir farklılık oluşmaya başladı. Çünkü 7 lira 86 kuruş olaraktan belirledikleri Avro kuru şu an biliyorsunuz güncel kur 20 liraya yaklaştı. 7 lira 86 olan Avro kurunu en son yapılan güncellemeyle 10 lira 76 kuruşu yükselttiler. Yani yine arada bir yarı yarıya denecek kadar bir makas devam ediyor. Firmalarda zaten hem dünyada yaşanan tedarik sorunu, ham madde sorunu, ambalaj sorunu gibi sorunların yanında bir de artan maliyetler yüzünden bunları temin ve tedarikte zorluk çektiler. Halen daha bu süreci tamamlamalarını bekliyoruz. Yani birdenbire çünkü ilaç imalatı dediğiniz akşamdan sabaha gerçekleşen bir şey değil. Bunların tedariği, tekrardan imalatı, işte bunların belli proseslerden geçmesi gerekiyor. Belli aşamalardan geçmesi gerekiyor. Bu aşamaların tamamlanmasını bekliyoruz. Yani şöyle diyebilir miyiz? Şöyle diyebilir miyiz Sayın Safoğlu? Netleştirmek için araya girdim. Kusura bakmayın lütfen. Hani bu düzenleme, yeni fiyat düzenlemesi aslında sorunu çözebilir ama zamana ihtiyaç var mı diyorsunuz? Yoksa bu belirlenen fiyat da aslında yeterli olmayabilir mi diyorsunuz? Korkumuz sizin söylediğiniz ikinci şık. Yani bu düzenleme de yeterli olmayabilir. Çünkü yapısal bir sıkıntı var. Şimdi ilaç fiyat kararnamesi 2004 yılında yayınlandı. 2004 yılında mevcut şartlara göre, yani o günün şartlarına göre döviz kurunun yatay seyretmesi, dünyada ve Türkiye'deki üretimde ve ham maddedeki sıkıntıların olmaması, birçok şeyin bol bulunması gibi ortamın çok rahat olmasından dolayı herhangi bir sıkıntı yaşanmıyordu. Ama biliyorsunuz araya pandemi girdi, ilaç üretimiyle ilgili sıkıntılar oluşmaya başladı, ham madde tedariğinde sıkıntı olmaya başladı ve en önemlisi yatay seyreden döviz kuru artık dikey seyretmeye başladı. Yani yatay seyreden dediğim 1,5-2 liralarda olan avro kuru bugün geldiğimiz noktada 20 liraya ulaştı ve Sağlık Bakanlığı her sene bir defa belirlediği avro kurunu artık senede 2 sefer güncellemek, 3 sefer güncellemek durumunda kalıyor. Bunun da ilaç fiyat kararnamesinde yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bir de burada ilaç fiyat kararnamesinde yapısal sorunlar var demişken kendi sorunumuzu da ifade etmek istiyorum. Eczacılar olarak mevcut ilaç fiyat kararnamesinde ilaç fiyatı artışı gerçekleştiğinde zarar eden bir durumdayız. Bu da yapısal bir düzenleme gerektiğinden dolayı, yani eskiye ait olaraktan kaldığı için ilaç fiyat kararnamesi güncellenmediği için hem eczacılar ilaç fiyat artışını da zarar ediyorlar, hem firmalar senede bir defa yapılan ilaç artışından dolayı tedarik ve üretim sorunları yaşıyorlar. Yani ilaçla ilgili bütün herkes üreticisinden dağıtıcısına, eczacısına kadar sistemi ayakta tutmak için özveriyle çalışıp zarar ederekten ayakta kalmaya çalışıyor. Burada mutlaka yapısal bir düzenleme yapılması, tekrardan revize edilmesi gerekiyor. Evet. Şimdi Sayın Sofugil, çok ciddi bir grip, influenza ve benzeri bir salgın da yaşanıyor. Yani hemen hepimiz bunu çevremizde de çok net gözlemliyoruz. Ama bu hastalıklarla ilgili ilaçlara bile ulaşmakta zorlanıyor insanlar ve sözlerinizden anladığım çok kısa vadede aslında piyasadaki bu sorunun çözülmeyeceği yönünde. Yeni bir düzenleme mi gerekecek? Yani kısa vadede belki bir rahatlama olacak ama sonuçta artan maliyetler, yükselen döviz kuru yaşadığımız sorunu tekrar tekrar yaşamamıza neden olacak. Evet. Şöyle izah edeyim ben size. Son 3-4 senedir bu sorunu biz özellikle Eylül ayından itibaren yaşıyoruz. Sizde de televizyonunuz kanalınızda da sık sık programlar yaptık. Her sene Kasım Aralık ayında mutlaka bu programı aynı şekilde aynı kelimelerle tekrarlayaraktan yapıyoruz. Burada yapısal bir sorun olduğunu artık
kabul ettiklerini düşünüyoruz. Yani siyasi otoritenin de Sağlık Bakanlığı'nın da bu konuda yeniden bir yapılanmaya gideceğini, yani ilaç fiyat kararnamesinde tekrardan düzenleme yapacağını bekliyoruz. Çünkü evet, bu sistem görünmüyor. Biliyorsunuz, ne yapılmalı? Nasıl bir düzenlemeye ihtiyaç var? Yılda birkaç kez mi düzenlenmesi gerekiyor? Şimdi bununla ilgili sektörün temsilcileri, zaten Sağlık Bakanımız görüşme yaptı. Bu konuda çalışmalar yapacaklarını belirttiler. Ancak burada ilaç diğer iktisadi ürünlerden farklı bir ürün olduğunu göz önünde bulundurarak, çünkü ilaç ihtiyacı olan kişinin bulması, ulaşabilmesi ve kullanabilmesi gereken bir ürün. Yani ihtiyacımız olduğu anda ilaca mutlaka ulaşabilmeliyiz, evet, bir hasta olarak. Bunun sağlanabilmesi için ekonomik gerçeklere uygun güncellemeler yapılması lazım. 2004 yılındaki düzenleme belki o yıllar için doğruydu, düzgündü, o günün sistemi içerisinde yürüyordu. Ama bugünün sistemi içerisinde maalesef şu anki ilaç fiyat kararnamesi sistemin çalışmasını sağlıklı bir şekilde işlemesine el vermiyor. Evet. Bununla ilgili güncelleme mutlaka yapılmalı. Evet. Peki şimdi yeni bir karar daha alınmış Sayın Sofugil. Piyasada bulunmayan ilaçlara ihracat yasağı getirilmiş. Bu kararın etkisi ne olur? Bir rahatlama sağlar mı piyasa açısından? Türkiye'de üretilen ilaçların bir kısmı üretici firmalar bizim Türkiye'deki ilaç pazarına sundukları gibi yakın komşular, uzak ülkeler olmak üzere ilaç ihraç ediyoruz. Bu yeni bir şey değil ve de güzel bir şey aslında. Yani Türkiye'nin ilaç sanayi dünyanın sayılı ilaç sanayilerinden bir tanesidir. Üretim bazında dünya çapında kaliteli ilaç üretimi yapan tesislerimiz var. Bu tesisler iç pazara sundukları gibi dışarıya da ihraç ediyorlardı. Ancak bakanlık bu ilaç krizini bir nebze olsun rahatlatmak adına bu firmaların ihracat yapmasını kısıt getirdi. Burada bir tedbir aldı ama evet, bu sadece pansuman tedbir olur. Yani sonuçta planlamalar yurt içine göre ayrı yapılır, yurt dışına göre ayrı yapılır. Üretim miktarları farklıdır. Prospektüsünden tutun ambalajına kadar her şey farklıdır. Yani burada geçici bir pansuman tedbir olmasından daha çok yapısal ve kalıcı bir çözüm yapılmasını tercih ediyoruz. Bunu evet, da bekliyoruz zaten. Evet. Peki halkın size bir anlamda tepki gösterdiğini söylediniz. Bunun sorumlusunun eczaneler olduğunu mu düşünüyor vatandaş? Şimdi muhatap olarak da biz ulaşılabilir durumdayız. Kapımız her zaman 24 saat açık. Herkesin en kolay ulaşabildiği birinci basamak sağlık kuruluşuyuz. İnsanlar evinde reçetesiyle geldikleri zaman, ilacı da bulamadıkları zaman tepkilerini normal bir şekilde bize gösteriyorlar. Biz de burada sorunun bizden kaynaklanmadığını hastalarımıza izah etmek durumunda kalıyoruz. Mesela son fiyat artışından sonra da ilaç fiyat farklarında artış oldu. Bunları da hastalara izah etmek durumunda kalıyoruz. Tıpkı muayene ücretini tahsil etme görevimiz olmadığı gibi bunu tahsil etmemiz ve bununla ilgili hastalara bilgilendirmemiz gibi üzerimizde hani tanımlı olmayan görevleri de yerine getiriyoruz. Halkımızın da bu konuda, eczacının da aslında sorumlu değil, halkımız gibi mağdur olduğunu bilmelerini istiyoruz açıkçası. Evet, zannediyorum eczacılar da aslında bu süreçte epey zarar gördüler ve çok sayıda eczane de evet, aslında dayanamadı bu süreçte, ayakta kalamadı. Doğrudur. Çünkü ilacın bulunabilir olması ve ulaşılabilir olması demek, eczanenin bu ilacı alıp hastaya ulaşması, yani satması demek. Buradan bir kar elde etmesi demek. Ama ilaç bulunamaz olunca ve ulaşılabilir olmayınca, eczane bunu temin edemeyince ciddi anlamda ekonomik sıkıntılar yaşanıyor ki ekonomik açıdan yaşadığımız sıkıntılardan en önemlisi de ilaç fiyat kararnamesindeki eczacı baremlerinin halen daha istediğimiz seviyede düzeltilmemiş olması. İlaç fiyatı arttığı müddetçe eczacılar zarar ediyorlar ki hiçbir sektörde fiyat artışı oldukça hiçbir o sektörde çalışan, üreten veya perakendeci olan kesimler zarar etmezler. Bu sadece Türkiye'de ve eczacılara özgü bir durum. Bu yanlışlığın, bu hatalı durumun, ekonomik açıdan hatalı durumun düzeltilmesini talep ediyoruz. Peki Sayın Sofugil, şu an en çok hangi hastalıkların ilaçlarına ulaşmakta tedarik sorunu yaşanıyor? En çok şu an antibiyotiklerde halen daha sorun yaşıyoruz. Çok kısıtlı sayıda geliyor.
günde bir kutu ya geliyor ya gelmiyor ki bize en kötü ihtimal, ben kendi adıma konuşayım, bir grup antibiyotikten günde 20 tane işte geliyor ve ben bir kişiye verebiliyorum, geri kalan 19 kişiyi geri çevirmek durumunda kalıyorum. Buradaki sıkıntımız ciddi anlamda fazla, çünkü biliyorsunuz şu an sezon, yani grip sezonu, herkes evet. hasta. Siz de yayın başında belirttiğiniz gibi hepimizde bir sıkıntı var. Antigripal ilaçlarda sıkıntı yaşıyoruz buna bağlı olarak. Antibiyotik ilaçlarda özellikle çocuklara yönelik antibiyotik şuruplarda sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle bir durum var. Yani doktorun reçete ettiği ilaç olmasa bile eskiden eşlerini, yani evet, bir firmanın reçeteyi birebir aynı etken maddeyi içeren ilacı verebiliyorduk. Şimdi hiçbirini bulamıyoruz. Yani evet. ciddi anlamda burada bir sıkıntı yaşıyoruz. Bunun çözülmesi için de yani bazen iktisadi olaraktan baktığınız zaman her şey para değildir. Burada devletin gerekli tedbirleri alıp fiyatlandırmada gerekli destekliği sağlayıp bir an önce imalatı bu sezonu geçirecek şekilde yapmalarına yönelik olaraktan firmalara bir imkan sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dünyada da şöyle bir bilgi vereyim. İlaç şişesinin sıkıntısı da var. Yani ilaç şişesini bizim imalatçılarımız, üreticilerimiz temin edebilirler ama şu an normaldekinden de pahalı olduğu için zaten kurumuz düşük. Ambalaj masrafları, maliyetleri yükselmiş durumda. Normalden de daha fazla yükselmiş durumda. Şu anki güncellemenin de yeterli olabileceğini, onların tedarikte sıkıntı çekebileceğini düşünüyoruz. Bunu da acil durumlarda biliyorsunuz devletimizin hızlı alımları vardır. Pahalı da olsa bunları temin eder. Bu evet. imkan ve yetkisi vardır. Bununla ilgili gerekli tedbirler alması gerekiyor. Çünkü en önemli şey insan sağlığıdır. Kaybettiğimiz zaman yerine koyamayız. Ve insan sağlığı ekonomik değerlerin çok çok üstündedir ki ilaç harcamaları da insan sağlığını korumaya yönelik olarak da en önemli adımlardan bir tanesidir. Biliyorsunuz tüm dünyada ilaç, yani sağlıklı nesiller, toplum sağlığı birinci plandadır. Halk sağlığını korumak ön plandadır. Halk sağlığını korumada da en önemli etken ilaçlardır. İlacın temin edilmesi, hastaya ulaştırılması bir yönden ekonomide gider olarak gözükse de halk sağlığını korumaya yönelik olarak yapılan bir yatırım olduğundan dolayı burada devletimizin ekonomik gider kısmını değil, görünmeyen insan sağlığına, topluma fayda yönünü düşüren görünmeyen kazanımlar evet. olaraktan adlandırılan bu yönde bir iyileştirme yapmasını bekliyoruz. Peki Sayın Sofugil, son olarak ne diyelim şu anda bu sıkıntıyı yaşayan insanlara, ilaç bulamayan insanlara? Ya bir önerimiz olabilir mi? Maske takın ve hasta olmayın dışında bir şey gelmiyor açıkçası benim aklıma. Şöyle söyleyeyim, biz elimizden geldiğince eczacılar arası, eczaneler arası takasla bulunmayan ilaçları hastalarımıza temin etmeye çalışıyoruz. Hastalarımızı mümkün olduğunca mağdur etmemeye çalışıyoruz. İller arasında, eczaneler arasında takas yasaklanmıştı, kısıtlanmıştı hukuka aykırı bir şekilde. Bu yasağın kaldırılmasını talep ediyoruz ki bu dönemlerde, bu tür dönemlerde çözüm olabilmesi adına, yani sıkıntının giderilmesi adına. Çünkü ben mesela İstanbul'dayım. En yakın ilimiz Kocaeli. Kocaeli'ndeki bir ilacın, yani tüketimi daha az olan bir ilacın bizde tüketimi daha fazla olabilir. Oradaki eczacı arkadaşımın elinde bulunan stoğu ben burada kendi üzerime alıp hastaya ulaştırabilmeliyim. Biliyorsunuz artık iller arasında, özellikle büyük şehirler arasında neredeyse sınır bile kalktı. Yani İzmit dediğiniz yerle İstanbul arasında sınır bile yok. Bu tür yasaklamaların da kaldırılması bu tür dönemler için, yani olabilecek bu tür sıkıntılı dönemler için bir rahatlama sağlayacağını düşünüyoruz ve en önemlisi dediğimiz gibi her sene sizinle aynı programı, aynı haberi yapmamak evet, için yasal evet. düzenlemenin tekrardan ele alınması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum katkı sağladığınız için. Sağolunuz Sayın Sofugil. Ben çok teşekkür ediyorum böyle imkan verdiğiniz için. Sağolunuz. Bu takas yasağı.